Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz sağlık yöneticisi ve iletişim profesyoneli Yasin Sever. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Memnuniyetle. Lisans eğitimimi 2016 yılında İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde tamamladım. Hemen ardından başladığım Marmara Üniversitesi'nde ise 2019 yılında Halkla İlişkiler Master derecesine sahip olarak iletişim uzmanı ünvanına sahip oldum. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Öncelikle kilit müşteri yöneticisi nedir? Ne iş yapar? Biraz anlatır mısınız? Tabii ki kilit müşteri yöneticisini tanımlamak için tabii öncelikle kilit müşteri yönetimi nedir? Bu sorunun cevabını yanıtlamalıyız. Kilit müşteri yönetimi firmaların kar oranında büyük pay sahibi olan şirketlerle olan ilişkiyi tanımlamaktadır bizler için. Tabii bir kuaför salonu olarak kilit müşteriniz, örnek veriyorum, bir mankense, mankenin sizin kuaför salonuna gelebilmeniz için çocuğunu okuldan aldırmanız ve kendisine sizin kuaför salonuna gelebilmeniz için zaman yarattığınız zaman aslında bunun çok basit bir örneğidir. Veya bir araç kiralama şirketi olarak kilit müşteriniz, Türkiye'nin en büyük holdingi ise bu müşterinin özelinde farklı ayrıcalıklar tanımlamak, gerekirse karınızdan feragat etmek kilit müşteri yönetiminde ayrı bir örnek olarak gösterilebilir. Günün sonunda müşteri portföyünüzde Türkiye'nin en büyük holdingini bulundurmak, total bakış açısıyla, kuş bakışı bakış açısıyla dediğimiz açıyla baktığımızda muhtemel müşteri kazanımı için önemli bir stratejidir. Çok güzel. Peki sağlık iletişimi nedir? Neden önemlidir? Tabii sağlık iletişimi çok özel ve spesifik bir alan açıkçası. Sağlık iletişimi bireylerde, toplumlarda ya da kurumlarda sağlık etkisi yaratmayı amaçlayan iletişim stratejinin bütününe diyoruz biz bunu. Tabii bunun çok alt kırılım dalları mevcut. Doktor-hasta ilişkisi, hastane aracı firmalar ilişkisi, hastane doktor ilişkisi veya toplumsal anlamda kamu otoritesi ve toplum ilişkisi olmak üzere bunu çok detaylandırabiliriz. Bunun da en bariz örneğini yakın zamanda atlattığımız pandemi süreci olarak örnek verebilirim. Kesinlikle. Peki pandemi öncesi ve sonrası nasıl karşılaştırırsınız? Tabii ki pandemi öncesi dönemde sağlık iletişimi tabii ki farklı alanlara evrilmişti. Dünyada ve ülkemizde farklı sağlık problemleri üzerine daha ağırlık verilerek ilerlenmişti sağlık iletişimi süreç ve kampanyalarında. Bunlardan en basit örneği akılcı antibiyotik kullanımı kampanyasını verebiliriz. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre 2050 yılında yaklaşık 10 milyon insanın antibiyotik direnci yüzünden ölmesi beklenmekte. Bunu önlemek amacıyla da çok uzun yıllardır antibiyotik kullanımını azaltmaya yönelik, daha doğrusu akılcı ve bilinçli kullanımına yönelik farklı ülkeler tarafından çeşitli kampanyalar yürütülmekte. Hangi durumlarda kullanılabilir antibiyotik? Tabii antibiyotik çok... Enflamasyon lazım değil mi? Bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir diye özetleyebiliriz ama toplum tarafından tabii böyle bir ayrıma gidilmediği için, böyle bir farkındalık olmadığı için virüs kaynaklı endikasyonlarda da kullanımına gidiyor ve tamamıyla maddi ve zaman kaybına yol açan bir sebep bu. Bunu önlemek amacıyla da kamu otoriteleri bu anlamda ciddi bir çaba sarf ediyor. Ben de 2019 yılında master derecesine sahip olurken yazdığım tezde Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın akılcı antibiyotik kullanımı kampanyasına yönelik bir araştırma gerçekleştirerek bu dereceye sahip oldum. İzleyicilerimizin de hatırlayabileceği üzere pandemi sürecinden önce siz herhangi bir sağlık kurumunu aradığınızda danışmana bağlana kadar geçen sürede sizlere bir ses kaydı dinletiliyordu. Ve bu ses kaydı çok uzun yıllardır akılcı antibiyotik kullanımı kampanyasına yönelik bir ses kaydıydı. Antibiyotik kullanımında doktorunuza ısrarcı olmayın, reçetesiz antibiyotik kullanmayın, sağlığınızda ısrarcı olun diye bir bilgilendirme mesajı dönüyordu. Ancak ne yazık ki pandemi süreci araya girdi ve bundan sonra artık benzeri bir aramaları yaptığınızda sizlere çağrı kaydında
dezenfeksiyon, tabii, temizlik, maske, hı-hı, kullanımına yönelik. Onlar ön plana geçti. Evet, pandemi maalesef, hı-hı, böyle bir sekteye uğrattı bu süreci. Hı-hı. Ancak geçtiğimiz haftalarda Sağlık Bakanlığı ve TİT-CK, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre 2011 yılı verileriyle kıyaslandığında %19'luk bir gerileme söz konusu ülkemizde antibiyotik kullanımında. Tabii OECD verilerine göre de antibiyotik kullanımında biz ilk sıradayız. Bu veriyi daha da düşürmemiz gerekiyor. Ancak ülke bazında değil, daha genel anlamda eyleme geçilmesi gerekiyor. Çünkü antibiyotik direnci dediğimiz şey daha önemli hastalıkların tedavisinde müthiş bir direnç yaratıyor ve antibiyotiğin vücudunuzda işe yaramamasına neden oluyor. Ve bunlar göç edebiliyor. Yani bu bir ülkenin problemi değil. Dirençli bakteriler ülkeler arası da göç ettiği için uluslararası bir problem haline gelebiliyor. Bu anlamda ülke bazında olmakla beraber uluslararası anlamda da farklı etkinliklerde yer almak mecburiyetindeyiz. Evet. Peki sağlık okuryazarlığı hakkında ne söylersiniz? Tabii sağlık okuryazarlığı çok yeni bir alan. Ülkemizde de pandemiyle beraber daha efektif bir hale geldi. Bugüne kadar toplumun birçoğunun bilmediği pandemi kelimesi, virüs kelimesi, nasıl dezenfekte edilir vücudumuz, bunlara dair detaylar pandemi süreciyle beraber daha bilinir hale geldi. Ancak buna en basit örnek olarak antibiyotik kullanımı farkındalığının pandemi sürecinde yarattığı sekteyi unutturmaması olarak adlandırabiliriz. Yani biz şu an pandemiye çok ağırlık verdik, evet. Öyle de yapmalıyız, çok, evet, doğru. Ancak bu yaşadığımız süreç bize antibiyotik kampanyasından sağladığımız farkındalığı unutturmamalı. Yani bunun bir sürece yayılması gerekiyor. Bu anlamda da bakanlığın ve farklı sivil toplum kuruluşlarının toplumun zihninde yer edinmesine yönelik yeni çalışma ve kampanyaları olduğunu söylemek isterim. Çok güzel. Sağlık alanında çok üzücü şiddet olaylarına tanık, evet, oluyoruz. Siz ne dersiniz bu konuda? Maalesef çok üzücü ve maalesef bir iletişim problemi temeli olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Sizler de fark etmişsinizdir. Farklı haber kanallarında veya medyada bu tarz haberler artmakta ve açıkçası odaklandığımız problemi tespit etmede bir sorun olduğunu düşünüyorum. Açıkçası bir hasta-doktor ilişkisinden ziyade hasta-hasta yakını ilişkisine nazır bir problemden söz edebiliriz burada. Yani hasta yakınları tarafından genelde darbe uğrayan doktorlar, sağlık çalışanları. Bu anlamda hasta ile olan ilişkiden ziyade hasta yakınlarıyla olan iletişime yönelik yeni kampanyalar, yeni iletişim stratejileri belirlemeliyiz. Sağlık okuryazarlığı da bu anlamda gerçekten yeni bir seviye atlatacağını düşünüyorum bu probleme. Evet, yani hasta ve hasta yakınlarıyla iletişim hangisi daha zor? Açıkçası ben hasta yakınlarıyla olan iletişimi buna cevap olarak verebilirim. Evet. Çünkü ağırlıklı olarak şu anda onkoloji alanında kilit müşteri yöneticisi görevimi yapmaktayım. Hı. Ve beklentiler yüksek, değil beklentiler mi? Yüksek. Karşınızda belirli bir zamana karşı yarışan bir hasta ve hasta grubu, evet, var. Ancak bir yerde hasta ve hasta grupları bu süreci normalleştirip kabullenebiliyor. Yalnız hasta yakınları için aynı durum söz konusu değil. Bu süreci yönetmek gerçekten daha zor. Birincisi, bir tane hasta yakını olmuyor. Bu öncelikli problemimiz. Birden fazla hasta yakınına yönelik farklı iletişim stratejileri evet, belirlemeniz gerekiyor. Çünkü bir yerden sonra hastanın yakınlarının bile bilemeyeceği şeyleri siz hastadan öğrenmek durumunda kalıyorsunuz. Neden? Hastadan daha doğru bilgi almak, epikriz almak, gelecek tedavisine daha doğru karar verebilmek için belki hastanın özel yaşantısına dair bilgilere sahip oluyorsunuz. Buna göre bir metot ve iletişim stratejisi belirliyorsunuz. Ancak hasta yakınlarının bundan haberi olmuyor.
Bunları gizlemek zorunda kalıyorsunuz etik kurallar gereği. Ancak bu da farklı problemler doğurabiliyor. Bu anlamda hastayla olan ilişkiden ziyade hasta yakınlarının yönetimine yönelik ayrı bir strateji belirlenmesi gerektiğini söyleyebilirim. Kesinlikle. Sağlık sektörü açısından kilit müşteri yönetiminin önemini bir iletişim profesyoneli olarak nasıl açıklarsınız? Tabii sağlık sektörü çok spesifik bir alan. Bizler kilit müşteri yönetimi sürecinde açıkçası iki farklı cansız kurumu baz alıyoruz. Yani bir şirketle farklı bir şirket arasında kalıcı ve sağlam bağlar kurmayı hedefliyoruz kilit müşteri yöneticisi olarak. Ancak sağlık sektörü özelinde bunu değerlendirdiğimizde bir tarafta evet yine hastane ya da medikal kurumlar olarak cansız bir kurumu adlandırabiliriz ama bu sefer karşımızda insan hayatını yani canlı bir olguyu konumlandırıyoruz. Bu anlamda tüm stratejiler değişime uğruyor kilit müşteri yönetiminde. Buna örnek olarak kurumla hasta arasındaki ilişki örnek verebiliriz. Doktorla hasta arasındaki ilişki ya da eczane ile hasta arasındaki ilişki örnek verebiliriz. Tabii bu süreç tamamıyla birbirinden bağımsız. Ancak bütüncül bir yaklaşıma sahip olması lazım. Bir sağlık kurumundan hizmet aldığınızda bütün sağlık profesyonellerinin bundan temizlik personelinden tutun da doktor asistanına, doktoruna veya diğer sekreteryalarda görev alan personellere kadar belirli bir sağlık iletişimi farkındalığına erişmiş olmaları gerekiyor. Çünkü karşınızdaki kişinin sağlık bilgisini bilemiyorsunuz. Ya da sağlık okuryazarlığı hakkında bir bilgi sahibi değilsiniz. Bu da sizleri değişime açık olmaya, daha perspektif bir tutum almaya yönlendiriyor. Açıkçası bu anlamda kilit müşteri yöneticisi olmak, diğer kurumlardan ziyade özel sağlık sektöründe kilit müşteri yöneticisi olmak, sizlerde daha farklı özellikler barındırmayı mecburi kılıyor. Yasin Bey, sizinle sohbet çok keyifliydi. Fakat programın sonuna geldik. Çok önemli konulara değindiniz. Teşekkür ediyoruz. Daha nice başarılar diliyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Sevgili seyirciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.